من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. konumuz şu: İhtina sıratel mustakim. De ki, insanın bu dünyada yaşaması için ruhun bedenle ve varlıkla bütünleşmesi için 3 tane kuvvet konmuş. O kadar lazım ki bu dersler bize. Bunu nasıl anlarız biliyor musunuz? Allah kimseyi düşürmesin. Niye bu dersleri tercih ediyorum? Tabii bu izamda anlarsınız. Bakırköy'e gittiğiniz zaman akıl hastanesine, dünyayı dolaştığınız zaman, bir vesileyle insanlar seni çare gördüklerinden dolayı sana müracaat ettikleri zaman, insanın ne kadar bir vahim neticesinde olduğunu anlarsın. İnsanlık bir süreçten geçiyor, korkunç bir girdapta. Bu girdabın temeli psikoloji bozuklukların, sıkıntıların, aile çözülmelerin. Ortak iş yapıyorsun, kimse hukukuna, hakkına razı değil. Bunlar hep onun cevabı olacak burada. Kendisini yorumlayamıyor, kendisini bir yere hazırlayamıyor, burayı burası için bakıyor. Bu dengeli yaşaması için insana 3 tane kuvvet konmuş. Jeneratör düşünün. Yani elektrik imal ediyor. Bunlardan bir tanesi kuvve-i akliye, bir tanesi kuvve-i gadabiye, bir tanesi kuvve-i şehviye. 23. sayfa işaretleyeceğiz de anlatıyor. Bu enerji, yani jeneratör, bu güç, seni güzel yaşamana vesile olduğu gibi, bu dünyanı da cehennem ediyor. Bu özellik hayvanlarda olmadığından bu seviyede, hayvanlar yaratılış gayelerine uygun gayet rahattırlar. Biz bugün kuvve-i akliyenin ifrat mertebesi olan celbezeyi yapacağız. Nasıl insanın dünyasını cehenneme çeviriyor? Nasıl zulmün kaynağı oluyor? Nasıl içsel çöküntünün sebebi oluyor? Bir parça ona bakacağız. Kuvve-i akliyenin 3 modu var. Tefriti, ifratı, vasatı. Tefrit ne? Gabavet. Ahmaklık yani. Ahmak. Ahmak kimdir? Şimdi konumuz o değil ama ben şey yapayım. Ahmak kimdir? Ahmak. Aynı neticeleri gördüğü halde aynı şeyleri tekrar etmek. Mesela aynı şeyi yapıp farklı netice bekliyor. Ahmak. Karını zararını bilmiyor. Ahmak, gabavet. İfrat mertebesi ise celbesedir. Vasatı nedir? Hikmettir. Bugün biz ifratını okuyacağım. Celbeze. Celbezeyi bir tanımlayayım. Celbeze, aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Hani Allah Resulü'nün hadisi de hatırıma geldi. Zahir de aldatıyor ama aldatan aldanandır. Sanki önüne konulmayacağını zannediyor celbeze. Hakikati gizlemedir. Hak, ben kısaca çalıştığım için not da aldım. Bu çok uzun olurdu size. Hak yöntemini kullanarak batıla hizmet etmektir.
kuvve-i akliyenin ifrat mertebesidir. Tek şeyi görmek için odaklanmaktır. Önceden karar vermektir. Seyyiyeyi, günahları, eksiklikleri, nakıslıkları sümbüllendirmek, hasenatı boğmaktır. Kişide tek şey görmek, arzusunu kullanmak duygusu. Yani kişi de tek şey görüyor. Yani mozaik insan olduğu halde, insan külliyidir, camiidir, camiül ezdattır, cemül cemdir insan. Ama kör olası bu cerbeze, iyi veya kötü, adam da sırf onu görmek istediğinden, onun dışında hiçbir şeysini kabul etmiyor. Artık onu döndüremezsiniz. Onu ikna edemezsiniz. Neyle olur? Neyle olur biliyor musunuz? Kastamonu'da diyor ki, insanda iki türlü nefis vardır. Bir maddi nefs emmare, bir manevi nefs emmare. Bunu manevi nefs emmare kullanıyor. Maddi nefsi emmareyi durduran şeriattır. Helal haram kavramıdır. Bir insanın maddi nefsi emmaresini durdurmak oruçtur, zekattır, haçtır, zahiri şeriattır. Bu maddi nefsi emmareyi durdurur. Duruyorsa bilin ki bu maddi nefsi emmare modundadır. Bunun ıslahı mümkündür, kolaydır. Bu ıslah olur. Rabıta-i Meft mi abi? Manevi hayır. Hayır. Rabıta-i Meft maddi nefse mali durdurmaz. Durdurmaz. Dinleyeyim şimdi. Kastanumunu mu getirir misin? Durdurmaz. Maddi nefse emmareyi durduran eylemdir. Manevi nefse emmareyi durduran ise eylemsizliktir, terklerdir. Nedir o? Musibetler ve belalarla manevi nefse emmare susar. Cerbeze ancak cerbeze ehlini musibetlerle, hastalıklarla durdurabilirsin bu adamı. Cerbeze ilim yaparak, bu dersleri anlatarak değil. Benim değil mi kastım? Neredeydi sayfa? 233. 200? 233, 234. 233 değil mi? Bunlar akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyorlar ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Manevi nefsi emmarenin dışa vuruşudur cerbeze. Yalnız neyle anlar bu? Tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin. Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Bununla mümkün. Rabıta-i Meft. Bir. Çünkü terktir. Rabıta-i Meft sana terkleri alıştırıyor. Arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Toparlanın kendinizi. Veya bana böyle kanaat verin. Bak, maddi nefsi emmare eylemlerle dizginlenir. Oruçla, namazla, yani ibadetle. Manevi nefsi emmare terklerle dizginlenir. Rabıta-i Meft, ama burada şey diyor. Hastalıklarla, yalnız tokatlar ve elemler ile nefret eder. Ya Allah belasını versin şunu ya. Lanet olsun şu dünya ya. Lanet olası şu şey ya. Ya bu başıma bela bu akıl. Ancak tokatlar ve elemler. Tokat diyecek. İbadetler, ilim insanı yükseltir. Elemler, tokatlar, musibetler, hastalıklar unutmayın, adamı olgunlaştırır. Olgun pişirir, ekmeği pişirir. İlim buğdayı ekmene vesile olur.
Musibet, tokat, elemler ise ekmeği pişirir, fırındır. Tamam. Şimdi dolayısıyla manevi nefse emmarenin dışa vuruşu olan cerbeze. Onu okuyacağım. Anladık mı? En müthiş maraz ve musibetimiz, en müthiş, tamam dinliyor musun? En müthiş ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkittir. Hutbe-i Şam'ı 141. Tenkit, hak işletirse hakikat tevellüt eder. Tenkiti. Tenkiti arka tarafı gayz, garaz, cerbeze işletirse fitne ateşlerini aktif eder. Bu ahlaki derstir. Ahlak, huy, huluklar. Yani köpek eğitildiği gibi, at eğitildiği gibi, arabayı kullanmayı öğrendiğimiz gibi aklı kullanma eğitimidir bu. Çünkü cerbeze kuvve-i aklinin içerisindeki ifrat mududur. Yani 20 sene önce derdim, o zaman CD yoktu piyasada, bilgisayar pek yoktu. Teyp kasetlerimde var. 85'te söyledim, 83'te var bu. 83-85'te. Eski kasette şunu derdim. O zaman Türkiye'de Ozal döneminde geçildi şoförlük kursu. Kurs. Kursa geçildi. O zaman bu sözü söyledim. Arabayı kullanmak için bir kursa gidiliyor. 6 ay eğitim. Yok. O zaman 3 aydı. Sonra 1 aya düştü. Dedim ki, araba kullanmak kadar mı değeri yok aile yuvası? Yani empatiyi öğrenmek, karşıdan bakmak, davranışı kontrol etmek için ölçüleri almak. Yani mesela kavşağa girdin, yol hakkı kimin? Döneceksin, ne yapman lazım? Kaza yaptın, nasıl duracaksın, nerede duracaksın? Araba. Arabada ilk küçük bir arıza olsun. Nasıl gidereceksin? Yaralandın. Nereyi pansuman edeceksin? Bu şoförlük için kursa gidiliyor da evlilik kursu olması lazım diye iddia etmiştim o zaman. Hala kurulmadı da. Evlilik kursu. Her askerle giden, askerlikten önce veya evlenmeden önce bu kursa herkes gidecek. Devlet bunu resmi yapacak. Bu belgeyi almayana nikahını kıymayacak resmi. Şimdi niye anlatıyorum? Bu seis diyorlar değil mi? At eğitmeni. At eğitmeni seistir. At eğitiliyor da. Arabacılık, odun gibi adam eğitiliyor da. Bir makina, vinçi kullanmak için ona diploma veriliyor. Değil mi? Bunu kullan, operatör diploması. Ya arkadaşlar, akıl bir cihazdır diyor ya, jeneratör. Jeneratördür. Nasıl çalışıyor dedi, Bakırköy'de bu heyete girmiştim de orada anlattım. Ulan dedim, böyle bir fırsat nerede göreceğim? Boş ver şimdi raporu, bu adamlara ben bir şey çakayım. Ondan sonra akıllı bir jeneratör dedim. Adam ilk defa gözünü açmış, böyle duruyor. Kahve elinde böyle durmuş, aynı böyle. Jeneratör mü dedi? Ama sizce akıl ustur, özdür. Her şeyin kaynağıdır. Eskilere göre dedim, akıl bir alettir. Jeneratör gibi. Nasıl yani dedi, hani böyle kaldı. Mesela jeneratöre mazot koyarsınız, elektrik üretir. Jeneratörü pervane ile döndürürsünüz, elektrik üretir. Almanya'da çöplükler yakılıyor, jeneratörle elektrik üretiliyor vesaire. Akıl bir jeneratör gibidir. Göz,
gözden malzeme giriyor jeneratöre. Kulaktan giriyor. Seyrettiğimiz televizyonlar, seyrettiğimiz resimler. Göz yoluyla jeneratöre malzeme atıyoruz. İşittiğimiz sözler jeneratöre malzemedir. Kokladığımız her şey jeneratöre malzemedir. Tad aldığımız, dokunduğumuz hepsi istisnasız jeneratöre giriyor. Jeneratör sureti, sesi, kokuyu, tadı, dokunma hislerini ki enerjidir, his enerjidir. Onu enerjiye dönüştürüyor. Enerjinin jeneratör akıldır. Onun enerjiye dönüştürdüğünün enerjinin adı da histir. Ha, bunun eğitimini yapıyoruz şu anda. Aklın içine girdik. Aklın içinde ifrat tefrit vasatı var. İfratını konuşuyoruz cerbeze. Bu eğitilmesi lazım. En müthiş maraz. Maraz ne demek? Hastalık. Hastalık. Ama bu bizim bildiğimiz hastalık değil. Maraz diyor bak. Sana ilişen. Diyor ki mesela bir tanesini söyleyeyim siz hemen ufkunuz açılır. Ne dedin? İlişen mi? Size ilişen. Değil bak. Batında uyanan. Mesela 75 Kastamonu'da Kastamonu'da diyor ki ifrat-ı şefkat marazi ruhidir diyor. Anladınız mı maraz? Şimdi maraz anladınız mı? Maraz batınıdır. Musibet zahiridir. İkisinin de kaynağıdır. En müthiş maraz ve musibetimiz en müthiş ama ha. Cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Niye cerbezeye istinad eden tenkit? Sif böyle kusur görüyor. Kaç sene önce sen? 9 sene önce düğün salonuna girerken Nadir abi kapıda bana bakmamıştın. He, o zaman anlamamıştım. Demek sen bana o zaman zaten bir şey demek istemiştin. Heh, biliyordu. Tak yaz. 5 sene önce de 7 veya 3 sene önce bayram namazından çıkarken beni gördüğün halde benle tokalaşmadın, ikinci tokala ona gittin. Bir sene önce de hep böyle toplar menfiyi artı. O geçmiş senin benimle alakalı olan bütün olumsuzluklar, olumlu yok. Toplar nokta nokta. Ha bu adam budur. Bunu yapan kuvve cerbezi. Hep olumsuzlukları toplar. Cerbezenin bir de öteki tarafı var. B yüzü. Hep iyiliği toplar. Şer bir adama. Bu adamı ben cumada gördüm. Oysa acayip şer adam, münafık yani. Bu adam mitingde var ya Allah dedi. Bu adam var ya, bu da cerbeze. Miting yaparken ezan, şu ezanlar ki diyor. Ondan sonra cerbeze. Bu adam namaza başlattı. Hep müsbetleri de toplamak artı. Bu da cerbeze. Bu hiçbir tarafına bakmamak gabavet. İkisini bütün bakmak hikmet, vasat. İşte arkadaşlar, at eğitmeni gibiyiz. Yani seyis gibi. Akıl cihazını diyor ustad. Cihaz insani ediyor. Alet insani ediyor. Tamam mı? Şu anda akıl operatörü olacağız. Komutan ne olacakmışız? Akıl operatör. Ne iş yapıyorsun? Bu dünyada ne iş yaradın? Akıl operatörlüğünü yaptın. Komuta bizde olacak yani. Evet. Biz terk edersek başka hisler... Kesinlikle. Akıl öyle bir şey ki sana biner. Sana hükmeder yani. Aklımızın operatörü olacağız. Onun için de diplomalı alacağız. Kaç ders yapacağız bundan sonra? Bilmiyorum ki. Daha şu var. Sunuat, Tuluat. Sait Özdemir abim baskısı. Envar'ın baskısı. Bak şimdi Allah aşkına. Daha şunu yapacağız. Zamanımız olursa. Şunu yapacağız. Şuraya kadar. Ama ben
şunu yapmak istiyorum. Her şey yetişemiyor. İşaret koyuyorum, hadi yürü. Merak eden devam etsin. Her konuda bir işaret koyamıyor. Ama gördüğüm, uydurukçasıyla tanıklık yaptığım, şahit olduğum Avrupa seyahatinde gördüğüm bela, musibet bu. Karısına böyle bakıyor. Dava arkadaşına böyle bakıyor. Aynı. Kendisine böyle bakıyor. En büyük ihanet kendisine. Ben beceremem. Yapamam. Yok canım, ben de ne olur ya. Yok ya. Arkadaşlar, beni bu heyecanlandıran bir şey var değil mi altımda ya? Altımda bir heyecan olmasa bende bu heyecan olur mu? Ya acayip çıldıracağım ya. Beceremem. Yapamam. Yok canım. Allah Allah. Ya sen ne diyorsun ya? Çiçek bile hiddet etti. Özür dilerim senden. Bu cerbezedir. Kendinde sırf kusur görmek. Silahı kendisine döndürdü. Ondan sonra tak vuruyor kendisini. Cerbezinin aklın kullanılmamasından işte sana binince böyle yapar. Yani ben 3 sene önce gerizekalılık yaptım. Lan, bak yanlış yaptım. 2 sene önce de falan yerde var ya. Bak daha dün beceremedim. Namaza başladım abi, attım bir hafta önce. Ya bak 10 gün tuttum, orucu tutamadım. Ya o adama hemen kızdım, lanet olsun, hemen sinirleniyorum. Bunu hep negatifi topladı. Dikkat ediyor musun atama? Topla. Bu mu yeis'in altyapısı abi, yoksa yeis mi olan? Hayır. Yeis dışarıya. Altyapısı bu. Mesela tenkidin altyapısı neydi? Cerbez. Hadi bir bakayım acayip. O taassup. Allah Allah. Tenkidin 3 tane şeyi vardı. Neydi, sen dersi yaptın? Sitenin başında. Hatta site ismi bu. Almanya dersi olduğu için abi. Ha, Almanya dersi. O zaman tamam, ben şey yapmayayım. Heh. Parantez içinde yan yana. Heh. Tenkidin zemini o. Tenkit şu zeminde menfi veya müsbeti olur. Arkadaşlar ne olur? Bu dersin sonuna getiremezsem bile, ben mümkün değil, getiremeyeceğim bunları oku. Fakat işaret ediyorum, ne olur yürüyün. Yani bir, psikoloji çöküntünün sebebi. İki, yuvaların yıkılması. Üç, cemaatler arasındaki tahkir, tecavüz, tenkit vesairenin sebebi bu moddan çıkıyor. Maddi nefsemare değil. Nurcudur, takvalıdır. Bak natmine semare bu, dizginledi. Kitabını okur, cevşenini okur, dersleri gider, gayretlidir, yerler açar. Bu maddi nefse emmarenin önüne geçti. Maddi nefse. Manevi nefse emmare neydi? Ne ile anlar? Elem ve? Musibet. Terklerle. Terk ama ne var için terkin içinde? Elemlerle, musibetlerle. Tokatlarla. Tokat, elem. Peki nasıl anlayacak? Bu ders işte. Şimdi bu dersi duyduktan sonra şimdi sana birkaç hafta şey yapamaz. Serap, ben iyi değilim. Çok kötü hissediyorum kendimi. Kalp krizi geçirmiş olabilir miyim? Bir gitsem acaba doktora? Bu cerbeze yaptırıyor. 2 sene önce arabadayken de olmuştu. Bacımın o hastalığında da anlamamıştım. Tabii Erva habise tam nefes atıyor. Ondan sonra kalbin üzerinde kaslar var. Sinirlerle alakalı. Sinire baskı yapıyor, gönderme yapıyor. Kasıyor bırakıyor. Kaslarla alakalı olanı kalp zannediyor. Ondan sonra doktorlaşıyor. Bir de en büyük bela, internete bir giriyor. Kalbim gelişiyor, şey yapıyor, sıkılıyor falan, ne derdi? Kimin eli kimin cebinde olmadığı internette rüya ve hastalık yorumlarına bakıyor. Öğrenmeye çalışıyor. Allah belasını veriyor. Jeneratöre yakıt veriyor. Yakıt veriyor. Yani bir insan internetlere gidip hastalığını anlamaya çalışırsa,
rüyalarını internette yorumlaya çalışırsa onun Allah belasını verdi demektir. Abi ne biçim konuşuyorsun? Bela verdi demektir. Ben konuşuyorum, ağrına gidiyor. Sen bunu yapıyorsun. Sen yapıyorsun. E ağrına gitmiyor. Ben seni... Hadi. İstemiyorsan kapat beni, dinleme. Abdullah talebesi bir kardeşimiz gribal enfeksiyon geçirmiş, ağır. Sadece namazlarda kendini dinç hissederek kalkıp namazlarına kılmış. Ama itiraf ediyor ki şahsı manevinin bir yardımıyla ben kalkıyordum. Yoksa kalkacak bir halim yok. Evet. En müthiş maraz ve musibetimiz. Cerbezeye ve gurura istinad eden tenkittir. Gurur da ayrı bir ders. Gurur, şimdi girmeyeceğim ona. Zaten bundan çıkamayacağım. Cerbeze. Cerbezi konuştuk. Yani cerbezenin lütfen ha, sırf kusur görmek değil. Sırf hayır görmek. Hayrı yapayım. 5 sene önce camiye 5 lira verdim. 5 sene önce vermiş, unutmamış. Tamam. 2 sene önce dershanenin bir faturasını yatırmıştı. Geçen hafta birisi yol sordu. Adresine götürdüm arabamla. Böyle hep kayıp. Dolayısıyla ben kimim? Nokta nokta. Benim gibi adam var mı ya? Niye, niçin çok iyi adamsın? 5 sene önce 5 lira verdim camiye ya. Namaz niyaz yok şey. Niye yok kardeşim, benim 1985'te kaynanam hacca gitti ya diyor. Beni şey mi zannediyorsun hocam dedi ya. Dedim Allah ile aran nasıl? Elhamdülillah çok iyiyiz dedi Allah ile dedi. Nasıl dedim durum? Ben hocam beni şey mi zannediyorsun dedi ya, bakma böyle görünümüne. 1985'te dedi. Geçen sene. Kaynanam dedi 1980'de haçta gitti dedi ya hacı, ben böyle birisinin damadıyım. O maşallah. Kaynanam baklava yiyor mu dedim. Yiyor hocam dedi. Senin karnın doyuyor mu dedim. Yok dedi, onun baklava yemesiyle benim karnım nasıl doysun dedi. Onun hacıyla dedim, sen nasıl hacı oldun dedim ya. Şaka yapmadın mı? Yok ciddi. İnan ciddi söylüyorlar. Ya ben deli olacağım ya. Deli olacağım. Kafayı oynatmadan kabire gitsek ya. Baktım ciddiyim. Ulan dalga mı geçiyor benimle dedim. Baktım. Sima belli ya. Bir de ne diyor biliyor musun? Hocam. Bu düğünde. Bu mutlu günlerde. Ya bize namazdan bahsetsene. Oruçtan bahsetsene. İnsan niçin sıkılıyor? Niçin Allah var? Niçin ahiret var? Bunlarla ne alakası var diyor ya. Niçin Allah var? Ne anlatıyorsun burada diyor ya. Dedim Allah ile aran nasıl? Gayet iyiyiz dedi ya. Namazı yok. Ha 1985'te kaynanası haca gitmişti. Tutunmuş bir şey. Gene iyi. Büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır ve veya aldatır. Münazarat 34. Mesela bak, hükümet düşünün. Ne olur geniş daire yapıyorum. İn aşağıya. Aileni, karını düşün, hanımsa kocasını düşün. Ya bir sürü büyük işler yapıyor ya. Az iş mi? Gel kendine. Büyük iş yapıyorsun. Abi ne yapıyorum? Namaz kılıyorsun kardeşim, ondan büyük iş yok. Oruç tutuyorsun. Büyük işlerde yalnız kusurlar görür. Yani ama öyle ama bu adam... Şurası da var. Lan her şeyde var ya. Bu hangi tiplerdir biliyor musun? Bence. Benim tanımlamama göre. Nasıl tiplerdir? Büyük işlerde hep kusur gören tipler. Onlara diyorum ki yat kalk şükret Allah'a ki asıl saadette yaratılmadın. O zaman da olsaydın peygambere bile kusur bulurdun. Vallahi bulurdu yani. Ben öyle inanıyorum. Öyle böyle ruhsal sorunlu insan var ki bu Müslüman ha. Hep kusur bulur ya. Hep kusur. Ya bu nasıl bir gözlük ya? Nasıl yaşıyor ya? Hep öfke, hep nefret, hep gayz, hep ötelemek, hep tenkit. Acayip bir şey. Böyle bakıyorum. Allah Allah. Bakıyorum dedim bak beni de aldatıyor şu anda. Sanki ben değilim.
Şu anda da yapıyor bana. Ya ne kadar mücadeledeyiz ya. Her an beni bırakmıyor, görüyor musun, dersteyiz. Bakıyorum derken ben değilim, onu görüyorum. Bak bu da celbeze yapıyor. Bak şu anda yapıyor bana. Yani uyanık olmamız lazım. Bana söylettiren laf oydu şimdi biraz önce. Yaslanın ve bir cümle, tarihi cümleyi söyleyeyim. Şeytan kendisine şeytan değil. Ama insan kendisine şeytandır. Anlıyor musunuz? Bu ne biçim cümle? Okumak ve içim dolu, onlarla nefes alıp söylüyor. Sanki volkan gibi dünyanın merkezindeki mağma patladı, dünyayı patlatacak, bir yerden fışkırıyor. O cümle işte. Şeytan kendisine şeytan değil. Kendisini kendisiyle aldatmıyor. Şeytan kendisine dürüsttür. Şeytan kendisine dürüsttür. Şeytan kendisine şeytan değil. Ben ise kendime dürüst değilim. Ya özgüvenimi çökertiyorum ya firavunlaşıyorum. Hep iyilikleri görüyorum kendimde. Veya hep kötülükleri görüyorum. La akıllı ol ya. Hepimizde var. İniş çıkışlarla. Ama böyle olmak da harikadır. Böyle olması lazım insan. Keyif duyuyorum vallahi. Günah dahi olsa keyif duyuyorum. İnsan böyle cami olması lazım. Kral yani insan. İnsan ile Allah mabeyninde, insan ile Allah arasında diyor bir mübayenet yoktur. Bir şey yok, bir berzah bir şey yok. Böyle olmalı yani. İnsan acayip bir şey ya. İnsan ile Allah arasında bir berzah bir şey yok. Hasan abi. Çok kalite bir şey ya. Şeytan bile tembel tembel oturmuyor abi. Yok, hiç uyumadı, uyuduğu gözükmemiş hayatta. Şeytanın uykusu yoktur. Şeytanın gafleti yoktur. Şeytanın uykusu yoktur. Şeytanın gafleti yoktur. Şeytanın tembelliği yoktur. Şeytanın aldanması yoktur. Kendi davası için. Kendi davasını icra ederken gaflet yapmaz, uyumaz, aldanmaz, tembellik yapmaz, işi başkasına havale etmez, başkası düşünsün, ben biraz yaptım, bir de o yapsın demez, cehennem olduğu halde. Şeytan ustadır, işini iyi yapıyor. Ama aferin ona. Hiçlik için bunu yapıyor, ahmak Hasan varlık için, cennet için, rıza ilahi için ona karşı uyanık olmuyor. O zaman tembel tembel oturmak abi cehenneme gitmekten daha şeydir yani. Beterdir. Zaten atalet öyle diyor. Başka. Yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır. Yalnız kusurlar. Münazarat 34. Antika değil mi? Tamam. Çok adam da bizde var ha. Bu konuştuklarımız hepimizde var bu. Bu namussuz bizde duruyor ya. Çok acayip. Hoşuma da gidiyor. Bana diyorlar ki yani abi böyle bir alçak birisininle yaşamak keyif veriyor bana dedim. Kalitemi yükseltiyor. Benden şeytanı alsalar istemem vallahi. Melek olurum. İstemem. Vallahi Cebrail olmak da istemem. Bir kere hikmeti zıttır. Allah beni yaratmadı. Allah'ın yaratmadığı istemek de doğru değil. Yani İnsan olmanın kıymetini bilin diye söylüyor. Çok kalitedir ya. Dibi yok, üstü yok. Başka bir şey diyemiyorum. İnsanın dibi yok, üstü yok. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir şey yok. Hat yok ya, dip yok, üstü yok. Nedir bilmiyorum. Bu acayip bir şey. İçinde kim var? Olmayan yok. Cebrail de içinde, cennet de içinde, arş da içinde, kürs de içinde. Yok yok. Yok, yok. Her şey var yani. Cins bir şey ya. Ya bu kadar mükemmel bir şey olur mu ya bu kutunun içerisine? Kendim şöyle hissediyorum. Bilmem tanımlayabilecek miyim? Arabadasınız arkadaşlar. Arabada hani var ya böyle kapı, cam, pencere, tamam mı? Şimdi arabadan dışarıya bakınca arabayı görüyorsunuz değil mi? Direk, kapı, cam. Arabanın içinde olduğunu hissedersiniz değil mi? Arabanın içindeyim, bakıyorum. Tamam. Nasıl bir duygu varsa bana kısmen, çoğu zaman demeyeyim de çoğu hep iyi oluyor. Cesedi de ben araba gibi görüyorum.
böyle hani arabanın camı kapısı olduğu gibi içeride oturduk baktığımız hissi geliyor bana. Ama arabanın dışına çıkarsan böyle bir şey yok ya böyle. Hep böyle hariç, hep hariç. Hiç ne bileyim nasıl anlatacağım anlatamıyorum. Arabayı kendin zannediyorsun. Arabayı kendim zannediyorsun. Arabanın içinde oturan adam dışarıya bakıyor evet ama cam olduğunu bilir. Burada direk olduğunu bilir. Burada tavan olduğunu bilir. Ne bileyim. Bunun içindeyim. Yani bana öyle bir his geliyor. Ben arabanın içindeyim. Yani böyle hissediyorum. Yer yer yani. Arabanın içindeyim. Böyle garip garip de geliyor bana. Bak şimdi. Münazarat 39'dan 34'ten okuyacağım. Bak şurada şeye bak. Cerbezenin şeni, ne demek şen? Lazımı, gereği, yapısı, içeriği, neticesi. Bir şeyi sümbülendirerek hasenata galip etmektir. Hasenatı yapmaz. Firavunlukta yapar. Gururda kullanır o. Yani mesela diyebilirim ki kuvve-i akliyenin ifrat modu cerbeze ya, olumsuz desek gurur bunun olumlusu. Yani şu, cerbezenin şeni bir seiyeyi bir insanda görse bir günah bir hatayı onu sümbünlendirir. Adam hep o der. Benim karım var ya, ya unuttu da unuttu da balkona çamaşır asarken kollarını açık unuttu ya astı. Artık der ki bu dışarıya mesajdır. Öyle tuhaf insanlara denk gelmişim ki çarşı pazardan gelmiş kadın alışverişe bilmem ne yapmış veya terlemiş. Düşe girmiş. Adam düşünüyor. Dışarıda kimle beraber oldu ki duş alıyor? Bunu bana geldi biliyor musun? Lan bir kere geri zekalı çarşı pazara alışverişe sen niye gönderdin? Bir suç. İki. O zinayı yapan bir insan gusül neymiş ki? Gusül ne? Hem de senin yanında niye yıkasın ki? Aptal mıdır? Onu yapan gusül yapar mı? 10 derece günah işleyen 2 derecede günah kanaat etmez mi? Şey yapan, zina yapan aman cenabet dolaşmayayım der mi? Hep, kim yapıyor bunu? Kıskançlığın temeli de cerbezedir. Cerbeze işte, şeytan bunu işlettiriyor. Bir seyyeyi sümbürlendiriyor. Bu kuvve-i aklenin ifratı cerbeze hep seyyeyi görür. Gurur ise hep hayrı görür. Gurur kuvve-i aklenin ifrat modudur. Ben var ya ben, şuraya yardım ettim. 8 sene önce camiye ışılda kaldım. O elektrik sönünce devreye girenle. Hocam dedi, acaba o duruyor mudur? Yani acaba o yıpransa, atılsa, bozulsa benim sebebim durdu mu? Kaç sene önce almış? Ya 7-8 sene oluyor dedi ya. 7-8 sene önce o camiye şey almış. Işıklar kesilince... Işıklar kesilince devreye giriyor. Cerbezenin tavrı acibi yani garipliği nedir biliyor musun? Bak yapısına bakın. Dinliyorsunuz değil mi? Münazarat 35'ten okuyacağım. Zaman mekanda müteferrik şeyleri toplar. Zaman veya mekandakileri toplar. Bir yapar. O siyah perde ile her şeyi temaşa eder. Zaman ve mekanda olanları toplar bir zamanda bir mekanda işlenmiş gibi. Buna da usta şöyle bir misal veriyor. Bir insan 34 sene, kaç yaşındasın komutan? 35 yani. 35. 34 demek çaktık demek bir aşağıya. Dünden beri aşağıya çakıyoruz değil mi? Dün 29 dedim birisine 30'muş değil mi? 30. Bir tane fazla söyle içinden geçen. Öyle yapayım. Evet. 34 sene attığın tükürükleri bir fıçıya atsan. Petrol fıçısı var ya. Şöyle fıçıya atsan. 34 senede attığımız tükürükleri, sümkürükleri koysak biz içine girsek bizi boğar ya. Lokada da olmaz. Gir, kenarımızdan çıkan sümük, bir tükürük bizi boğar. Misal. Yani cerbeze öyle bir şey ki farklı zamanlarda, farklı mekanlarda aldı, topluyor hepsini.
Ondan sonra onu ne yapıyor biliyor musun? Onunla gözlük yapıyor. Hiç böyle. İyilik var. Haşa tabi. Eşimin iş iyiliği mi var? Ha şeytani recim. Şeytani recim. Şeytan ya. Hocam cisimleşmiş şeytan benim eşim. Hiçbir hayır yok. Neye hayır ediyor? Nerede gezer? Ne yapmış? İşte gözlük böyle takmış. Onda kendisini görüyor. Karısını veya kocasını bana anlatanlar saflar. Saf saf anlatıyorlar. Ben ne yapıyorum biliyor musun? O karısını anlatıyor gibi gözükürken karısının aynasında kendisini bana anlatıyor. O anlatırken kendisini seyrediyorum. Kadısına hiç bakmıyorum. İntikal etmiyorum. Kendisini bana anlatıyor. O da zannediyor ki karımı anlatıyor. Nasıl biliyor musun? Neyle çıkartıyorum? Sokrat kaç yaşındasın? 21. 21. Şimdi bunun bir hatası olsa, bunu yanlış olduğunu görüyorum, tamam mı? Şimdi, 51'de. Bu yanlış. Fakat bu doğru diye yapıyor. Ben görüyorum. Buna bakınca ben Furkan'ın hatasını görmüyorum. Dünkü derste kullandım bunu. Yeni şeyim. Vay be. 21 yaşında. Aynı hareketi ben de yapıyordum. 93'te misal. Bu hareketi ben de doğru zannediyordum. 93'teki yanlış hareketimi Furkan'da görerek kendimi anlıyorum. Dolayısıyla bütün genç arkadaşlar benim geçmişimi sorgulamaya yardım ediyorlar. Ve bugün ve yarın doğru yapmama vesile oluyorlar. Aslında sizin o hareketleriniz benim hareketimi tanımlıyor. Eğer siz bu hareketi yapmasanız ben 93'te yaptığım o kötülüğümü aynısını bilmeyecektim. Yeni öğrendiğim bir şey bu. Yeni. Onun için gayet elimden geldiği kadar musamahalı davranmaya çalışıyorum. Umumi hizmete taalluk etmemek şartıyla. Umumi seyre, umumi sisteme, umumi bir ahenge zarar vermedikçe ikaz pek etmem. Kendisi öğrensin. Umumi hizmete taalluk ediyorsa ikazlarımı yaparım. Kim olursa olsun, yaşı kim olursa olsun, kim olursa burada gel. Hemen onun için yaşlar da pek kalamaz yani. Saat belli, yatman belli, kalkman belli, her şey belli. Mekanla uyumlu olacaksın. Mekanla uyumlu olacaksın, hizmetle uyumlu olacaksın, fertlerle uyumlu olacaksın. Başka şansım yok. Senin hiç yok. Benim de yok. Ben mesela somurtkan, kusur gören, kendisi giyiyor, giydirmiyor, yiyor, yedirmiyor, kural, despot, ne bileyim, böyle tanımlamakta bile iğreniyorum. Böyle bir insanın yanında kılınırım, beraber olunurum. Mümkün. O. Cerbezeye ne diyor biliyor musunuz? Sen makinistsin ya. 35'te münazaratta ne diyor biliyor musun? Bak iyi dinle şimdi. Cerbeze envai ile çeşitlilikleri ile beraber garaybin makinesidir. Jeneratör ya. Garip şeyleri imal eden bir makine ama tek şey imal etmiyor. Garaybin makinesidir diyor. Oo tuhaf tuhaf yakıştırmalar. Ataman böyle bir adamdır demek. Başka bir gün ataman böyle bir adamdır. Garip garip şahsiyetler imal ediyor. Giydiriyor. Abi nasıl olur bana nasıl giydirir? Arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın mevzusu var ya 20. sözde. Bak burayı da iyi dinleyin. Burayı bir dinleyin. Okudunuz ama atladık. Ben atladım siz de atlamışsınızdır. İbrahim Aleyhisselam'ın meselesinde 20. sözde İmana hülle diyor. Ruhunuza iman hüllesini giydiriniz. Mahluk diyor yani. İmana elbise diyor, elbise. Varlıktır, vücudu haricisidir, enerjidir, kuvvettir. İman ruhunuza diyor, iman hüllesini giydiriniz. İşte bakış var ne cerbeze? Bir böyle giydiriyor, bir böyle giydiriyor, bir böyle giydiriyor. Acayip ve garayip. Gurur, cerbezenin bir ötekisi. Bir insanın
kuvve-i akliyenin ifrat modu cerbeze ya, hep kusur görür. Gurur ise hep iyi görür. Var mı benim gibi canım? Öyle birileri yok. Niye kafa yukarıda? Kimse görmüyor ki yukarıda. Aşağı inse görecek. Aa varmış ya. Ama görmüyor ki. Kim var? Hiç kimse yok. Bulutlar var ve güneş var. Bir de bakan ben varım. Gurur böyle bir ne acayip bir şey ya. Onun için gururu simgeleyen kravat. Kravat böyle kafa inmez. Kafa inmez. Takoz o demek. Bu kafa inmez, tevazu etmez manasına simgeliyor. Çünkü Hristiyanlıkta gurur ve kibir dinidir. Ne kadar papaz ve din şeyleri gurur ve kibirli olursa o kadar dindar olur. İslamiyet'te zıttır diyor. Mektubat'ta anlatıyor bunu. Gurur, kibir, enaniyet ne kadar olursa o kadar dindarsın. Alttan mütemayiz olacaksın. İslam'da ise yükseldikçe alçalacaksın. Mütevazı olacaksın, kafayı yiyeceksin. Onun kafayı yememek için, buraya unutmamak için bu kafayı diye buraya takus koymuşlar. Papatya, papon mu şeyi. Ondan sonra kravat da şey yapmışlar. Niye peki? Tamam inmesin. Bunun simgesini anlatıyorum. Bu kafa inmez arkadaş. Beden halktır. Kafa biziz. Yöneticiyiz. Bu bununla bütünleşmez. Buraya inmez böyle. Peki kimi taşıyorsun bu kafa? Kuyruk var ya kravatın. Bunun üzerindedir bu. Kuyruk, kuyruktur. Siz kuyruksunuz. Anlıyor musunuz diye adama çıkıyorsun böyle çekerek. Kuyruk. Siz kuyruksunuz, ben sizin kafanızım. Her şey simge ve semboldür. Anlamayan saf Müslüman bilmiyor. Namaz semboldür. Hac, tavaf semboldür. İhram semboldür. Safa, Merve gidip gelmeler semboldür. Taş atmalar semboldür. Simgedir. Sunu'a Tulat işaret 83. Sebebi ihtilaf, hakimi zalim olan cerbezedir. İhtilafın sebebi kimdir? Cerbeze. Var ya bu mesela. Belki mesela. Hasan abi amma da yapıyor ya, bir şey büyütüyor ya. Ulan nerede çıktı ya bu harita ya? Allah Allah. Ya izah ediyor ya. Ya izahlı ders yapıyor be kardeşim. Ya ama güzel şeyler anlatıyor. Ne anlatırsa anlatsın ya. Risale'ye zarar veriyor kardeşim. Bu muhakeme çok güzel cevap veriyor. 9. sayfada diyor ki, biz diyor nazarımızı bununla alakalı. İslamiyet'in zahirine, kışrına hasır fikrettiğimizden dolayı İslamiyet'te bizden gücendi. Elbisesini, kışırını, kabuğunu bıraktı, çekip gitti kendisi. Ne yapacağız? Ona tarziye verirsek, ya kusura bakma yanlış yaptım, sonra onun himmet-i alisi bizi kurtarabilir diyor. Risale-i Nur da aynı caridir. Sif lugat, sif lugat, sif lugat. Oku anlarsın, oku anlarsın, oku anlarsın. İslamiyet'teki cari aynı Risale-i Nur'da cari. Risale-i Nur bize kızdı, çekip gitti, kılıfını bıraktı, çöpünü bıraktı, kabuğunu bıraktı, çekip gitti. Bak İslamiyet'e diyor, sırf kışrına hasif nazar ettik, hasif fikrettik, o da biz de lübbünü, özünü göremedik, o da çekip gitti. Nurculuk da aynı böyle olmuş. Özüne inmesen, enfus alemine inceden inceye tetkik, tefekkür yapmasan gidiyor. İşte bu da bu. Cerbeze ne yapar? Bunlarla meşgul olanları sebep ihtilaf kabul eder. Bu var ya bu. Böyle ders yaparak cemaate zarar veriyor. Çünkü herkes böyle bir ders isteyecek. Taban dayayacak. Taban bizden bunu isteyecek. Bak sebep ihtilaf neymiş? Hakimi zalim olan cerbezedir. Evet iyi şeyler anlatıyor ama bak zarar kardeşim. Bir zarar verdin mi? 100 tane hayır olsa hiçbir değeri yok diyor. Bak şuraya bak. Bu adam hizmete zarar verdi mi? Beyefendi radiyallahu anh karar veriyor. Hakim. Hakimi mutlak mahkemeyi kurmuş. Zarar mutlak. Senin şu hareketin. Bunu yapan cerbesedir. Bak sebebi ihtilaf virgül. Hakimi zalim olan insana zalim bir hakim latife. Cerbese bir latifedir. Kuvvedir kuvve. Atamal. Murat.
Neymiş cerbeze? Kuvve, enerji paketidir. Nerede bulunuyor cerbeze? Hangi sistemin içindeydi? Kuvve-i akliyenin. Evet. Bu hakimi zalim olan cerbezedir. Peki nasıl kendisini ifade eder, inşa eder, gözükür? Fikri tenkit ve bedbinliğe istinad eden cerbeze. Yani cerbeze nereye dayanıyor? Bir, fikri tenkitten, bedbinlikten. Bedbinlik nedir? Söyleyin bakayım bana. Bedbinlik. Kötümserlik. Karamsarlık. Başka? Kötüyü görmedim. Bedbinlik. Külliyatta nerede geçiyor? Çabuk hadi söyleyin. Hangi? Sözlerde. Sözlerde. Tamam neresin? Ne, hangi sözde? Birde mi iki? İki. Epey attın tombalayı ama tıptın. Hotgam, hodendiş, hotbin. Adam olduğu için diyor. Kendi, bak orada farkında mısınız? Sekizinci söz. He? Sekizinci sözde geçiyor. Biraz önce söyledik ikinci söz. Sekizinci. Yok. Ne yaptı? Böyle bir memlekete düştü. Demek ki memleket burada. Hodbin, hodgam, hodendiş, hodbin olduğu için. Aç orayı. Nazarında böyle aleminde bunlar dünyanı oluşturuyor. Böyle bir aleme gitti. Oku orayı. İkinci sözün ikinci paragrafından. Sol tarafta ikinci paragraf. Sol. İkinci sözü aç. Buldun. Oku. Baş taraf. Oku sen. Hodbin adam. Bir. Hem hodgam. Hodgam. Hem hodendiş. Hodendiş. Hem bedbin olduğundan. Bedbin olduğundan. Bedbinlik cezası olarak. He. Nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bak fena memlekete düşmüyor. Nazarında oluşturduğu dünyasında bir fena memleket. Onun için kahrolsun bu dünya diyor. Bu dünyada yaşanır mı diyor. Hayat zevki yok diyor. Heyecan yok. Niye? Aleminde yok. Böyle bir şey yok dışarıda. Gayet neşeli. Vallahi acayip. Her taraf gülüyor. İnanın. Acayip. Bazen şükür için tadat edeceğim. Allah'ım üzerimdeki zevki kaldır kaldıramıyorum. Zevk ya. Keyif yani. Şey lezzet. Lezzet demeyeyim. Böyle o kadar huzur şey veriyor ki. O kadar harika ki kainat gülüyor. Ama hodgam, hodendiş, hodbin bir tane de vardı 4 tane. Bedbin. Bedbin olduğu için aleminde, onu oku bakayım bir de oku. Aleminde. Nazarında pek fena bir memlekete düşer. Nazarında oluşan bu 4 tane ile oluşan nazarında olan bir memleket var. Onun içine düşer. Hudabin'e söylüyor. Ona nereye düştünüz? Hudabin de var. Hudabin ise diye devam ediyor. Neyse konumuz öyle kalsın. Çünkü onun aklı başka yerde. Bir, cerbeze nereden besleniyormuş? Komutan bir, fikri tenkit. Fikir nedir? Fikir yoldur. Arkadaşlar sabit şeyler ezberleyeceğiz artık. Fikir yoluyla diyor ustad. Fikri tenkit, tenkit yolu. Tenkit için. Tenkit yoluyla bir adama giderseniz hiç hayır göremezsiniz o şehirde. Tenkit yoldur. Bak fikir yoluyla, tenkit yoluyla. İki, bedbinlikle. Ne olur tencere getirelim. Fikri tenkit at içine. Bedbinliği de aç içine. Karıştır çıkan şey cerbeze. Daima neymiş bu? Zalimedir. Zalimdir. Mühendis değil yani. Hep kadın erkeğe camidir. Zalim olsa mühendis yapar. Yani dişilere mahsus olur. Yani dışarıdan etkilenen, hayır. Bu içerideki bir şeyle. Dışarıdan gelse, içeriye girse döller ve değiştirir. Bu mühendisden kaynaklanıyor. Risale'nin bambaşka bir şeyi. Harfin sonunda i ve e gelmesiyle içeride mi dışarıya, dışarıdan mı içeriye onu da gösteriyor. Emin ve emine. Dayanamıyorlar bu çiçekler bize. Emin, emine. Emin.
güvenilir erkek. Emine, güvenilir kadın. Bir tanesi dölleyen, bir tane döllenen. Hani acayip bir şey. Zalime değil, zalimdir. Yağmur ve toprak gibi abi. Gibi. Acayip bir şey değil mi? Zalime koysan olmuyor işte. Başka? Sebebi ihtilaf, hakimi zalim olan cerbezedir. Başka? Müteferrik büyük işlerde yalnız kusurları görmek cerbezeliktir. Oraya okumuştuk. Noktalı virgül. Aldanır ve aldatır bu adam. Yani bu adamı aldanır. Tamam. Bir de ne yapar? Ali. Serhat. Aldatır. Kafalarınıza girer. Böyle adam büyük işlerde sırf kusur gören adamlardan uzak dur. Büyük işlerde. Evet. Küçük işler küçük olduğu için kaçmana gerek yok. Çünkü sen zaten ezersin onu. Büyük. Büyük nedir? Ahirete hizmet. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Risale-i Nur'la bağlı olan, bir intisabı olanın diğer beşeri kusurları hep küçüktür. Hiç kale alma onu. Beşeri kusurlarını hiç nazara alma. O adam iyi adamdır. Hiç nazarı değerlendirmeye alma. Mesela şeriatta uygulayalım. Evlenirken, bunu da ihtiyaç duyuyorum. Niye gençler? Evlenirken kıza namaz aranmaz. Kızın tesettür aranır. Evlenirken erkekte namaz aranır. İkisini topluyorum. Kastamonu'dan söylüyorum. 200 kaçtı? 52. Seciyeten, dini yeten. Evet. İlk önce seciye aranır. Sonra diyanet. Yani. Mesela iyi bir nurçudur. İyi bir namaz kılar. Mahmud Efendi cemaatindendir. Tarikattandır. Süleymancıdır. Ama nurcu da sen. Ama ahlaksızdır. Geçimsizdir. Suratı betmindir. Konuşulmaz. Ama falan. Kırıp döküyor. Diyanet değil. Seciyetçisi bozuk. Onun için 252 Kastamonu'da İlk önce seciyeten, sonra diyaneten. Ustad içtihad ediyor. Bütün külliyatta ilk önce diyanet, sonra seciyet. Bir yerde değiştiriyor. Seciyeten, diyaneten. O zaman ne yapar? Am hassa ile çatıştığı zaman hassa esas alınır. Am alınmaz. Çünkü onu bloke etmiştir. Yani Allah mutlak güç sahibidir. Ama bir yere gücü yetmese mutlaklık muayyenleşir. Am hassaya muhalefet ettiği zaman her yerde diyanet diyor, bir yerde seciye diyor. Seciye onu bloke eder, bitirir onun işini. Mesela farz var Kabe'de, tavaf farzdır vesaire. Ama haramla karşılaşış yapacaksan hemen tak bloke eder, farzı kaldırır ortadan. Yani mutlaklığı durduran şey esastır. Mesela takva meniyattan, günahlardan içtinab etmek. Yani bir şey yapmak değil takva. Terkle yapmak. İşte her yerde diyaneten, seciyeten geçerken bir yerde seciyeten ve diyaneten. Seciye esas alınır ve bloke eder. Ötekiyle amel edemezsiniz. İlk önce ahlak. Realitesi de böyle değil mi arkadaşlar? İyi bir nurcudur, tamam. İyi bir tarikatçıdır, iyi Mahmud Efendidir. Ama ahlak yok kardeşim, geçin yok, huy yok. Laf dinlenmiyor ya. Adama bir şey diyemiyor ki. Ev yani, karı koca diyor. Lan karı da diyor ki veya koca diyor, kadın diyor ki ya dışarıda cennet gibi bir adam kürsüye çıkıyor. Hasan işte bana böyle baktığınız gibi bakmayın. Benimle ticaret yaptınız mı? Benimle seyahat ettiniz mi? Benimle yemek yediniz mi? Bir tanesini söyleyeyim. Sen oradaydın lan, ben söyleyeyim. Bak kalp belki de bir sene oldu, unutamıyorum. Kuru fasulye yiyorduk, sonra vurduk, yardık. Yanımda Abdullah duruyor. Dün de sen o doğruyu yaptıktan sonra hatırlattım sana. Sen de o yanlış yapsaydın anlatmayacaktım, utanmayasın diye. Abi ben utandım, önce önümüze koymakta düşündüm. Sonra dedim ki, ben bunun için dedim bunu hazırladım. Hasan dedim, başka bir şey düşünür mü diye, önce biraz düşündüm. Bu doğruyu yaptı, ben yanlışımı anlatacağım. Soğanı bir vurdum, yanımda oturuyor, sofra uzun. Yardık. Vurunca ortadan yarıldı.
Abi ya biz de Müslümanız dedi. İstersen ilan edeyim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani bana da ver diyor da soğanı yarısı. Aldım gayri ihtiyarı. Gittim cücüğü ortadan ayrıldı ya. Cücük bir tarafa kalıyor. Öteki şey bir tarafa. Gittim cücük tarafını verdim. Sonra yedikten sonra vay ne yaptım ya. Ulan niye onu vermedim? O belki görmemiştir. Çok ağrıma gitti. O kadar ağrıma gitti ki belki bir sene geçti hala içinde cızma yapıyor. Dün gene Ali ile, Ali gene sağımda aynı tevafuk etti. Soğana bir vurduk, soğan iki ayrıldı. Soğanı yiyoruz. O da soğandan cücüğü aldı. Hemen onu hatırladım. Bakayım bu ne yapacak? Benim tuzağıma düşecek mi, düşmeyecek mi? Benimkisi şeytanım aldattı beni. Vallahi ama bununkisini aldatamadı. Gitti cücüğünü bana verdi. Hem de soyarak verdi. O zaman anlattım. Abi şeytan dedi ki bana, şimdi Ali'ni verirsen kiminden verdiğini düşünecek. Yani böyle... Biraz beni düşündürttü sonra dedim ya düşünsün sanırım. Senin için soymuştum ben sonra. Ya peki abi bunu niye gündeme şeytan getiriyorsun? Arkadaşlar detayların içinde görürsünüz. Sakın hayatınızda zıkzak yapmayın. Şeytan girer. Ne? Yemeğiniz, kalkışınız, her şeyde saatiniz kurallı olsun. Tek başınıza bak kalsanız dahi köye gittiniz, yazlığa gittiniz villada. Sakın oturma, kalkma, saatinizi kimse yok. Ben istediğim kadar yatayım deme sakın. Ya dinlenmeye geldim villaya. Yatayım. Hayır. Kur saatini gene o saatte kalk. Eğer yatacaksan o saatte kalk, yapacaklarını yap sonra yat. Ama asla standartlıktan verme. Niye? Şeytanın en çok hoşlandığı yan doğru dahi yapsan zıkzakları çok sever. Öbür kardeş nizam ve intizama tabi olmayı istemedi diyor yani. Bak öteki kardeş nizam ve intizama tabi olmak istemedi. Aferin lan komutan, görüyor musunuz? Bak arkadaş bak ne güzel şey getiriyor. Bakın mümin vasfıdır intizamda olmak. Evet. Hayatımızda doğru dahi olsan bakın geç kalkmak haram değil. Yemeği önce yemek sor. Hayır. Nasıl alıştınsa yiyeceksin. Onun için sizin komutanlar emekli olunca çıkıyorlar. Niye? Standartlıktan çıkıyorlar. Ama aynısını kendi özelinde yapsa. Arkadaşlar bakın kaçta kalkıyorsun işe? Kalkışın mı? Evet. Kalkışın yatağın. O zaman sen özel iş yapıyorsun. Ha. Şimdi mesela diyelim ki evet. 7.30'da 8'de işe gidiyorsun. Kaçta kalkıyorsun 7'de? Cumartesi, pazar tatil mi? Sakın yapma. Aynı saatte kalk. Sakın yapma. Çünkü hayatınızda, bununla alakası yok. Teneffüs için şey yapıyorum. Hayatınızda o doğruları dahi farklı değiştirirsen zamanlarını, mekanlarını, şeytan oradan giriyor. Cerbezinin şeyini gereği, lazımı, neticesi bir şeyi sümbülendirerek hasenata galip etmektir. Acayip şu cinayete bak. Seyyeyi bir günahı gördü. Onu ağaç yapar. Toprağa koyar. O bir hata mı gördü? Kusur hakikaten hata. Onu büyütür. Dev gibi ağaç hasenen güzelliğini küçültür. Hiç görmez. Cerbeze yapar. Ya bu kadar ümmete faydası var. Çok kişiye namaza başlatmış vesaire. Ama an şartta sakın ha. Umumu hukuka tecavüz eden bir insanın bir fiili dağ gibi hasenesi dahi olsa hiçbir değeri yoktur. Örnek vereyim. 6 tane iman esasından 5'ini iman ediyorum. Bir tanesini pek edemiyorum. Hepsi gitti. Tamam. Bu sayılan şey içsel alemdeki bizim yorumlama melekelimizin doğrular ama şahsi ve umum hukuku kaybetmeden. Adam mesela diyorum ki bir sürü kişiye namaza başlatmış. Ama kalktı misal. Oruççu diyor o kadar mühim değil yani farz ama bu asırda o kadar değil dese. Veya tesettür esas değildir. Teferruattır. Yani teferruattır yani o kadar mühim değil manası. Pat hepsi gider. Bu umumi hukuk olduğu için. Umumi hukuk. Ama bu insan bir kişiyi namaza başlattı. Bir sürü özel günahlar var. Bu adam gene muhabbete layıktır.
Misal vereyim, ona ait daha çarpıcı misal olsun. Adamın meyhanesi var. Meyhanesi var. Bir sürü insanlara zıkkımlandırıyor. Tamam, böyle bir meyhane düşün. Ama adam şöyle diyor. Lanet olsun. Nereden düştün buna ya? Ne? En kısa zamandan buradan kurtulacağım. Allah beni kurtarsın. Allah kahretsin beni, kime alıştırdı beni ya? Halinden memnun değil. O içenlerden bir tanesi aşağıda şöyle dese. Ya o hangi zamandayız? O haram, bu haram. Niçin haram olsun canım içki? Eskide cahil adamlardı, içiyorlardı. Kemik kafalarıyla insanları parçalıyorlardı. Onun için peygamber haram etti yani. Şimdi öyle bir şey yok ki, medeniyiz. Ben içiyorum, sızıyorum. Niye haram olsun dese, bu kafir olur. O meyhane sahibi günahkar olur. Bu şahsi hukuktur bu adam. Bu umum hukuktur. Dini bozdu. Bu kendisini bozdu, bozuyor. Anlıyor musunuz? Demek ki cerbezenin şeyini, hasseneyi, seyyiyi sümbüllendirir. Kötülüğü sümbüllendirir adamın iyiliğini. Bu kadar iyiliği var senin hanımın. Senin bir kere çocuklarına bakıyor. Evine hazinedarlık yapıyor vesaire yapıyor. İki üç tane kusur olan padişahın kızında bile olur o derler ya. Sanki sen çok demişsin yani. Şahsı kusur mu? Evet, tamam kardeş. Bir tanesi gelmiş. Ya, tahmin edersiniz bana gelenin. Abi diyor, bu kadar söyledim diyor, namaz kılmıyor, boşayayım mı? Boşayayım dese boşayacak. Zamanda niye düşünmedin? Ben gafildim, o da gafil. O zaman fırsat ver o da hidayete gelmesine. Acayip bir şey ya. Lan nerede yazıyor namaz kılmayan karıyı boşa veya erkeği boşayacaksın? Öyle bir şey. Yok ki. Evet, niye aldın dedim? Ben de gafildim, o da bu. Allah kaç sene namaz kılmayan Allah ceza verseydi, sen bugün namaza nasip olmadan ölüp geberip gidecektin. Bak Allah sana fırsat verdi, mühlet verdi, şimdi namaza başladın. Ama namaz kılmıyor, bu benim kulum değildir, çık huzurumdan dedi mi? Deseydi şimdi burada olmayacaktın, cenem olacaktın. Bak Allah mühlet vermedi mi? Bak, he abi hakikaten, bana mühlet verdi, ceza verdi mi? Vermedi. Sen de mühlet ver, niye ceza veriyorsun? Abi öyle dediler dedi ya. Ya kardeşim niye muvazenesiz insanlarla konuşuyorsunuz ya? Bir karının bir kocası olur ya. Herkes de niye? Risaletten dengesi baksana. Kürsüye çıkmış adam. Ashabi karısıyla evde şuna buna kavga etmiş. Kürsüye ver yansın yapıyor. Orada çıkartıyor. Bunu anlattı din şimdi. Başka bir gün fiyakası yerinde. İşi iyi. Tıkırında gidiyor. Morali açmış da açmış Allah'ın rahmetini. Hangisi din ya? Aynı adam anlatıyor bunu. Aynı adam aynı dini anlatıyor. Bir gün hırtlağımıza bastı. Bir gün de peşkeş çekti. Ya kardeşim en iyisi sen buradan oku. Bu içini düzeltsin. Yok, bu dişini. Bu da içini. Emir daha yok. En güzeli o. Bu sinirlenmez. Coşmada olmaz. Taşkınlık yaşamaz. Ben bunlara işaret ediyorum. Beni dinleme. Sen bunları dinle. Ben bunu konuşuyorsam dinle. Kendimi konuşuyorsam, işine geliyorsa dinle. Yoksa beni reddetmek din değil. Gayet reddedebilirsin. Tenkit etmek, o da caizdir. Hakkımı helal ediyor. Şahsıma yapılan tenkitler hep halıkımı helal ediyorum. Ama benim şahsımda davaya yapıyorsan o davayla konuşacaksın. Benimle işim yok. Benim şahsımda Risale-i Nur'a hücum ediyorsan, yani bu manaların çıkmasını istemiyorsan, o sen yüksek mahkemeyle alakan var. Amme davasıdır o. Ama kendi şahsıma bir şey varsa hakkımı herkese helal etmiş. Hak yok bende. Başka? Her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken, her şeyin cerbeze en fena ciheti nazara alıp mütemadiyen milleti yeise sevk ederek ruhu cemaati öldürüyor. Cemaatin daha şeyi, asiti bu. Var ya Alemistan, var ya İrak, acayip Suriye, bitmiş kardeş, bitmiş. Hep böyle, bak bir de okuyayım mı? Her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken cerbeze en fena ciheti nazara alıp mütemadiyen milleti, televizyonlar, haberler bunu yapıyor, yeise sevk ederek ruhu cemaati öldürüyor. Müslümanlık bitti. Müslümanlarla bir şey bitti ya. Televizyonlar hep bunu pumpalıyor. Mesela Bingöl'de bir iş adamı 100 kişiyi doyurdu ve giydirdi. Haber yapmaz. Ama Antalya'dan kalkıp Mersin'e gidecek olan bir sineğin kanadı kırılmış, onu haber yapar.
Anlıyor musunuz? Çünkü Müslümanlığın ruhunu öldürüyorlar. Ümmet ruhunu öldürmek için kötü haberden daha tesirli bir şey yoktur. Bir Müslümanı öldürmenin en keskin silahı silah değildir. Eğer öldürürseniz mezarı türbe olur. Onu en keskin öldürmenin yolu iftiradır. En keskin silah, en tesirli silah, en ucuz silah. Münafıklar bunu kullanıyor. Ama ahmak olma. Niye aldanıyorsun? Hocana, abine, ablana, kardeşine, bacına, kardeşine karşı yapılan bir şeyi. Ya öyle mi diyorsun? Niye suratına tıkamıyorsun? Başka. Cerbeze seyyesine zaaf-ı akide inzimam etmesiyle. Cerbeze var bir adamda. Doğuşta. Cahil herkeste var. Eğer bunda itikat zayıflığın da varsa, buna eklenirse, yani zaaf-ı akide inzimam etmesiyle mesail-i diniyede en zayıf tarafını irae ederek dinsizliğe zemin isar ediyor. Gördün mü? Eğer cerbeze sahibi hep böyle eksik görmüş, eksik görmüş, eksik görmüş, eksik görmüş. Bu nasıl, ne demek biliyor musun? Şunu kastedeyim. Bir polis var, emekli olmuş. Bütün polisler böyledir. Öyle mi? Evet. Bütün emekli polislerde şu psikoloji var. İstisna var mı? Yok. Bütün psikiyatri doktorlar emekli olmuş. Olmuş ve olmamış. Bütün doktorlar ve bütün polisler şöyle görür. Polisler şöyle görür. Birisi karakola gelse potansiyel suçludur. Suçluluk nazarıyla bakar, öyle değerlendirir. İspatını bulursa suçsuz değil, bırakır. Oysa herkes dinde masumdur. Buna şey deniliyor. Dinde bir cümle var. Beraat-ı zimmet asıldır. Masumiyet şeyde. Masumiyet karinesi de hukukta. Evet, hukukta. Beraat-ı zimmet asıldır. İslam hukukunda böyle geçer okuduğum için. Yani insan suçlu da olsa ispatlanmadıkça ispata edilene kadar suçsuzdur. Beraat-ı zimmet. Yani polisler böyle emekli olan yaşlı olmuş hepsi. Yani bu vallahi ya başına düşer mi ya karakola ya falan. İlk önce suçluluk olarak bakar. Abi ben böyle değilim. Böyle kardeş. Polislikten sana sirayet etmiş. İstisna var mı? Patlamasın motor diye. Vardır. O da ben ondanım diyendir. Ama ben ömrümde rastlamadım. Psikiyatri bir doktor herkesi potansiyel hasta görür. Obsesif bilmem ne, obsesif bilmem ne. Hayal bozukluğu, davranış bozukluğu, bakış bozukluğu, karakter bozukluğu, kontrol bozukluğu. Nerede nasıl? Bir sürü bozukluğu. İsterse ben neyse 10 tane, 10 tane hastalık çıkarayım sana. Böyle. Peki niye bunu söyledim biliyor musunuz? İçinde hasta olan bir insan herkesi potansiyel olarak kusurlu görür. Hatta dini bile dedi burada. Dinsizliğe zemin izar etmek adına ya kol kesilmek, oruç, yani dinde ya, din bunun neresi, din niçin olsun canım ya falan. Cerbezeli insan dinde bile kusur arar. Hani Allah, ya Allah niye böyle yaptı ya? Allah sorgulama, yargılamaya kalkıyor. Niye iki tane örnek verdim? Bunun için verdim. Burada kullanın diye. Bak, peki niye? Eğer siz cerbezeli bir cemaattaysanız, cerbezeli bir abinin, cerbezeli bir insanın olumsuzluğa odaklanmış, tenkit eleştiri, tenkit eleştiri, tenkit eleştiri, tenkit eleştiri, tenkit eleştiri, böyle bir ortamda büyünürseniz size sirayet eder, siner. Doktor, psikiyatri doktor, hasta baka baka, hasta, hastaya bakıyor, 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 sirayet ediyor. Polis, suçluya bakıyor, suçluya bakıyor, suçluya bakıyor, suçluya bakıyor, sirayet ediyor. Kahveye giderseniz, çıkarsanız, üzeriniz çeker, sigara kokar. Ektarcı dükkanına giderseniz, üzeriniz koku kokar. Yani hangi ortama giderseniz mutlaka onun bombardımanındasınız. Sığır olursanız, tamam hiçbir zarar yoktur. Sığırı nereye sokarsanız onu, ne moralı bozulur, ne de panik ataklığı olur. Ne kafir sığır vardır, ne Müslüman. Bu fıtridir. Anlıyor musun? Dolayısıyla cerbezenin inkişaf etmiş bir insanda işlettirilmişse, kuvve-i akliyenin ifrat modu,
Hatta o kadar acayip içsel çöküntü yaşar ki iki zeminden besleniyordu. Neydi? Fikri tenkit, bedbinlikle beslenir Cerbez'e. Fikri tenkidin de kaynağı taassup. Taassubun da kaynağı cehalet ve ademi muhakeme. Tamam. Bak birbirini götürüyor. Şimdi bak nereye götürüyor? Çok önemli de üzerine duruyorum. Böyle karısında bütün bakamıyor. Ortağına bütün bakamıyor. Cemaata bütün bakamıyor. Abisine bütün bakamıyor. Ablasına bütün var. Ya bunun iyiliği de var, kötülüğü var. Ya bu tipler nasıl tip biliyor musun? Yatsın, kalksın, şükretsin, şimdi dünyaya gelmiş. Asıl saadet olsa peygamberde bile hata bulur. Allah'ta bile buluyor yani. Allah bunu niye yapıyor diyor ya. O Alman gibi. O yaptın mı o şeyi? Kuxafen atla gittik. Deniz çekiliyor. Atla gittik adaya. Atla. Dönüyoruz arkamızdan deniz geliyor. Şilepler yüzüyor. Giderken Alman oğlan dedik bir şey anlatalım. Sonra ahirette yakamıza yapışacak. Tamam mı? Yakamıza yapışacak. Bu Alman at arabası süren 73 yaşında unutmuyorum. Dedik ki onu bir yap öyle. Deniz gitsin. O gerçi çekemedik. Çekilen güzel çekilenleri koyalım. Şimdi at arabasına diyorum ki tercüme ediyorlar. Ya bu dedim denizi kim götürüp götürüyor dedim. Doğa dedi. Gayet normal o adamın demesi. Peki dedik bu God yapmış olamaz mı? Ya canım dedi. God böyle bir şeyler yapmaz dedi. Peki sence God ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok dedi. Ne yapıyor? Oturuyor dedi hiç. Nereden bildin oturdu bir şey? Ya insanlar kavga ediyor hiç ayırmak bile ayırmıyor diyor. Ayırmıyor diyor. Hiç sen haksızsın sen haklısın hiç demiyor diyor. Nasıl aranızda? Ben kızıyorum Gota diyor. Çok kızıyorum. Sana bir şey vermiyor mu? Yok dedi. Bunlar senin değil mi? Hayır doğa bana verdi. Gota vermedi diyor. Bu adamın God anlayışı inkar edilmeli ki Allah'a iman etsin. Onun için Avrupalılar dinsiz olması lazım ki o inandığı dinin dinsiz olması lazım ki İslamiyet'teki Allah'ı anlatsın. Onun için duyarsınız ateisttirler Avrupalılar veya dinden çıktılar. Senin anladığın din değil, senin anladığın Allah değil o. Onun yorumladığı, anladığı Tanrı. Yani oturuyor, bu denizi kim götürüp götürüyor? God yapmıyor diyor, dua yapıyor. God ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok diyor. Nerede biliyorsun? İnsanlar kavga ediyor, ayrılmıyor diyor. Papaz da dedi ya abi. Papaz. Dom kilisesi. Evet. Kilisesi. O da aynısı dedi. O tsunami Japonya'daki olayı Tanrı olsaydı dedi bunu yapmazdı. Eğer hakikaten dediğimiz gibi diyor Oxford şehrinin Dom kilisesinin papazı. 17.43 saniye Google'da videosu var adamın. Eğer diyor Tanrı olsaydı bu tsunami yapmazdı. Eğer yok Tanrı varsa o zaman gücü yetmiyor rüzgara ve denize. Niçin? Ben diyor o allaşan çocukları bile acırdım denize dur derdim gücüm yetmiyor. Ama Tanrı olsaydı bunu der. Peki bunun cevabı nerede? Şualar 31'de. Allah musibetleri niye veriyor? 15. şuada Er-Rahman'ın Rahim'de anlatıyor. Bazılar diyecek ki nereden nereye atlıyorsun? Teneffüs ettiriyorum. Son iki cümlem kaldı. Propaganda zalim Cerbezi'nin veled-i nameşrusudur. Abi bu kalem var ya bu kalem acayip kalem bitmez ebedi. Bunun adı bitmez kalem. Oysa ben kaç tane bitirdim? Kutu kutu kalem bitiriyorum. Hani bitmezdi? Yani propaganda zalim Cerbezi'nin veled-i nameşrusudur. Propaganda var ya olmayanı, hakkı batıl, batılı hak gösteren propaganda Cerbezi'nin veled-i nameşrusudur. Ona mukabele o yalancı silahla olmamalı. Ona nasıl mukabele edeceğiz Cerbezi'li adama? Onun silahıyla ona mukabele etme. Bak, ona mukabele o yalancı silahla olmamalı. Cerbezi ile olmamalı. Belki sıdk ve hak ile olmalı. Suna, tuluat, işaret, yüz. Anlıyor musun? Doğru, sıdk. Allah Allah, ne güzel şeyler ya. He? Bak,
akıl jeneratörünün operatör olacağız Allah'ın izniyle. Dersten sonra rapor alacaksınız. Bu aklı kullanabilir. Operatördür bu. Akıl kursu açacağız Allah'ın izniyle. Evlilik kursu açacağız. Maddi imkanım olsa evlilik okulu açacağım. 20 sene önceki planlarım benim. Projelerimden bir tanesi. 83 ya. Cerbeze ile insan adalet yaparken zulme düşüyor. Divan-ı Harbi Örfi 12. Başka? Müteferrik kusurları cerbeze ile cem edip bir zamanı vahitte bir şahsı vahitten sudurunu tevehüm ederek şedid cezaya müstahak görür. Vehim kuvvet veriyormuş cerbezeye. Yani tahayyül, tasavvur, taakkul. Taakkulun ifrat modundadır cerbeze. Buradan besleniyor. Tasavvurun vehiminden besleniyor. Vehim. Vehimden besleniyor. Bir ne vardı? Bir fikri tenkit, iki bedbinlik, bir tane de çıktı. Vehim. Ve zan. Dan beslenir cerbeze. Allah. Başka? Millet uyanmış. Artık bu gizleyemezsiniz artık. Meydanın rezil kepazeli var ama internetin vesairenin iyi bir tarafı da var. Bir devlet dünyayı bir şehir haline getirmiş. Herkes her şeyde haberdar. Ne diyor? Millet uyanmış. Mugalata ve cerbeze ile ifal olunsa da devam etmeyecektir. Divan-ı Harbi Örfi 44. Yani ne kadar şey yaparsam bile aman ha onu dinleme oraya gitme falan ne meşgulü falan. Biziz bizden başka yok. Bizim dışımızdaki yanlıştır. O cemaat bitti canım batıl canım. Cemaat içinde grup biz. Biz var ya biz. Biz. İşte o geçti arkadaşım. Onlar hikaye. Onlar artık. Artık adamlar herkes her şeyden haberdar. Son cümle. En müthiş maraz ve musibetimiz cerbezeye ve gurura istinad eden tenkittir. Hutbe-i Şami 141'de de anlatıyor. Ve buraya gelmedi. Ankara baskı, Sait Özdemir abinin baskısında 159'da, Envar'ın baskısında 83'te anlatıyor. Ben de bütün külliyattan toplamaya çalıştım. İşaret Hicaz'dan, Kastamonu'dan, Sunuatulat İşarat, Munazarat, Divan-ı Harbi Örfi, başka Munazarat, Hutbe-i Şamiye vesaire yerlerden almaya gayret ettim. Bu bir dersti, buralara zaten okuramadım. Ama El-Arifu Tekfiül İşara. Arife işaret ne işaret yaptın mı yetiyor. Yoksa kendin kemlin laifna anlat anlat bazısına 180 defa anlatsan bir şey yok. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin el fatihatü masalavat.